Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran ve çalışma arkadaşları sektörün gelişimi adına hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Oda yönetimimiz 6 Şubat'la 5 Mart tarihleri arasında yine yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktı. Sektörel toplantılar, komite toplantıları, seminer ve fuar organizasyonları gibi etkinlikler gerçekleştirilirken, bir yandan da denizcilik paydaşlarıyla temaslar kuruldu. 6 Şubat Perşembe günü gerçekleşen odamızın Şubat ayı meclis toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Özel Danışmanı Ali Kuru Mahmut ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert katıldı. 10 Şubat Pazartesi günü ve 20 Şubat Perşembe günü Deniz İş Kanunu Çalışma Grubu bir araya gelerek toplantı yaptı. 11 Şubat Salı günü ise 13 nolu Gemi Akaryakıt İkmal ve Sağlama Faaliyetleri Komitesi toplantı yaptı. Gemi Brokerları Derneği tarafından 11 Şubat Salı günü odamızın meclis salonunda müşterek avarya açısından yaşanmış bir kazanın senaryo incelemesi başlıklı seminer düzenlendi. Üyelerimize faydalı olacağına inanıyoruz ama aslında tabii müşterek avaryanın konusu da bir gemide çıkan yangın ve yük hasarları üzerine ama bence hazır bu vesileyle ben her gördüğüm yerde söylüyorum yangın şu anda kuru yük piyasasında. Odamızın meclis salonunda 12 Şubat Çarşamba günü ise Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği tarafından Deniz Sigortaları paneli düzenlendi. 17 Şubat Pazartesi günü odamızda Profesör Doktor Dilek Demirezen Yılmaz tarafından atık su arıtma ve mikrobiyolojik açıdan iyileştirilmesi hakkında sunum ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. 18 Şubat Salı günü ise odamızın meclis salonunda kişisel verilerin korunması ile ilgili konferans düzenlendi. Şu anda Deniz Ticaret Odası'nda kişisel verileri koruma uyumluluğu danışmanlığı sürecini başlattık. Bunun ilk aşaması kendi oda işleriyle ilgili kişisel verileri koruma kanunu ile ilgili çalışmaları yapmak. Diğeri de tabii odanın üyelerini bilgilendirmek. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı CNR Avrasya Boat Show, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 15. kez kapılarını açtı. 21 Şubat Cuma günü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla düzenlenen törene Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak ve beraberindeki heyet katıldı. Dünya kültürünü dört bir tarafa yayanlar tacirlerdir, tüccarlardır. Elbette o zaman develerle gidiyorlardı, sandallarla gidiyorlardı. Olaya buradan bakıyorum. Bu coğrafyada kaderimizin en önemli kısmını denizler oluşturuyor. O halde vira bismillah demek lazım. Her zaman ve yeni hedeflere gitmek lazım. Biz Deniz Ticaret Odası olarak zaten denizcilik ve deniz turizminin arkasındayız. Türk fuarcılığının da gelişmesi için elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. 22 Şubat Cumartesi günü ise Yönetim Kurulu Başkanımız öncülüğünde heyet CNR Avrasya Boat Show'u ziyaret etti. 1 Mart'a kadar süren fuardaki standlar gezilerek yerinde bilgi alındı. Bodrum Ticaret Odası ve İmayak Deniz Ticaret Odası olarak Güney Ege Kalkınma Ajansı ile birlikte uzun yıllardır Bodrum'daki yerli üreticileri İstanbul'da pazarda kendilerini tanıtması için ve burada kendilerini pazarlama şansı sunuyoruz kendilerine. Aynı zamanda yerli üreticilerin de geldiği noktayı, teknelerdeki teknolojilerin geldiği noktayı göstermek için de bir fırsat olarak görüyoruz. Deniz Ticaret Odası olarak desteklediğimiz bir fuar bu. Bildiğiniz gibi Şubat ayında burada yapılan CNR Boat Show Avrasya'yı, Ekim ayında da karşı tarafta Tuzla'da yapılan Viaport Boat Show'u destekliyoruz. Böyle bir yönetim kurulu kararımız var. Biz genel anlamda bu tür fuarların hem ülkemize hem sektörümüze faydalı, hatta çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. 24 Şubat Pazartesi günü ise İngiltere merkezli Uluslararası Bunkerciler Derneği IBIA'nın Londra'da yapılan genel kuruluyla yeni yönetimi belirlendi. Enerji Petrol kurucusu ve meclis üyemiz Mustafa Muhtaroğlu yeniden IBIA'nın yönetim kuruluna seçildi. 25 Şubat Salı günü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Recep Düzgit, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen Gemi Adamları İAŞ Bedeli konulu toplantıya katıldı. 26 Şubat Çarşamba günü ise 46 nolu Dalış Turizmi Meslek Komitesi üyelerimiz ve Başkanımız Tamer Kıran odamızda bir araya gelerek toplantı yaptı. Ardından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doçent Doktor Şahin Özen'i ziyaret ettiler. Ziyarette
dalış turizmi ile ilgili sorunların çözümleri için fikir alışverişinde bulunuldu. Son derece mutluyuz. Yani bu benim için çok önemli bir gün yani. Federasyonum adına gerçekten yıllardır Deniz Ticaret Odası ile bir türlü buluşamadığımız, işbirliği yapamadığımız konularda buluşmak ve gelecek adına işbirliği konusunda mutabık kalmaktan son derece mutluyum. Başkanıma müteşekkirim. Çok teşekkür ediyorum gerçekten topluluğum adına. Ayağına sağlık. Bugün bir milat olsun dedik. Bu ziyaretle iki kurumumuz arasındaki işbirliğini ve denizi, denizciliği daha ileriye nasıl götürebileceğimiz konusunda neler yapabileceğimizi paylaştık, konuştuk. Hakikaten bizim heyet için son derece etkilendik. Birçok başarıları var. Birçok madalyalar almışlar. Bununla birlikte dalışla ilgili olarak bizim sıkıntılarımız, sorunlarımız vardı. Onları dile getirdik. 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde Uluslararası Deniz Turizmi Sempozyumu düzenlendi. İzmir'de 28-29 Şubat 2020 tarihlerinde 5. kez düzenlenen sempozyuma Başkanımız ve Ali Ağa, Bodrum, Fethiye, İzmir, Marmaris Şube Başkanları da katıldı. Sempozyum sonrası ise İzmir Şubesi'nin inşa edileceği bina yerine gidilerek incelemelerde bulunuldu. Ardından da Konak'ta demirli bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi ziyaret edildi. Bu yılın konusu deniz turizminde dijital dönüşüm. Bu bağlamda bugün ve yarın katılımcılar çeşitli panellerle, katılacakları panellerle hem deniz turizmini hem de deniz turizminde dijital dönüşümün nasıl olacağını, olması gerektiğini veya nasıl olacağını öngördüklerini işte paylaşacaklar. 2 Mart Pazartesi günü Yalova Valiliği himayesinde Yalova Liman Başkanlığı tarafından denizcilik zirvesi düzenlendi. Yalova Hilton Garden Inn Otel'de düzenlenen zirveye Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit iştirak etti. 3 Mart Salı günü ise Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğ Amiral Erhan Aydın Başkanımızı makamında ziyaret etti. Ziyarette Komutan Tuğ Amiral Aydın, Kıran'a günün anısına plaket takdim etti. Başkan Kıran'sa Aydın'a anı objesi hediye etti. Yine 3 Mart Salı günü odamızda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile balıkçılık sektör temsilcileri bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ ele alındı. 4 Mart Çarşamba günü Piri Reis Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Türker Poyraz ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulu Başkanımızı ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcımız ve Oda Başkanımız Tamer Kıran, 6 Şubat tarihinden bu yana bir yandan da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin faaliyetlerine devam etti. TOP Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi seçimli toplantısı 13 Şubat Perşembe günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin İstanbul Hizmet Binası'nda yapıldı. Toplantıda Meclis Başkanlık Divanı seçimi yapıldı, sektörün sorun ve çözüm önerileri ele alındı. 24 Şubat Pazartesi günü ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul'da bölge ofisi kurarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Facebook ve Habitat'ın işbirliğinde oluşturulan Facebook istasyona ortak oldu. İmza törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da katıldı. 24 Şubat Pazartesi akşamı ise Başkanımız Milletler Arası Ticaret Odası ICC'nin Sarıyer'deki Sait Halim Paşa Yalası'nda düzenlenen 100. yıl kutlamasına katıldı. İstanbul'daki oda ve borsalar, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 2 Mart 2020 Pazartesi günü İstanbul Ticaret Odası'nda bir araya gelerek, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek amacıyla ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verildi. Rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısı lanetlendi. Türk devletiyle ordusu bugüne kadar bildiğiniz gibi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Bahar Kalkanı Harekatı ile de bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Ortak basın toplantısının ardından da 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ziyaret edildi. Başkanımız Tamer Kıran, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanları ile birlikte 1. Ordu Komutanı Musa Avsever'i Selimiye Kışlası'nda ziyaret etti.